Benim arkamda kim var biliyor musun? Arkanda ben varım Servet. Ulan bir Servet var, bir de Servet düşmanı var. Tanı beni. Yürü lan. Kapı. Kalk. Bu insanoğlu arkasını aldığıyla niye övünür anlamam. Memati herif bana lazım. İki soru soracağım. Ayağa takıl usta. Benle ne alakası var? Yürü. Gördüm Memati. Gördüm. Yürü lan. Yürü. 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 Geç. Aç kapıyı. Polat Alemdar'dan başkasıyla muhatap olmam. Soracaksa da o sorsun, öldürecekse de öldürsün. Benim örgütte bir ağırlığım var. Servet, örgütte ağırlığını bilen bir kadınlar var. Başka kimse yok. Onların da çoğu ölü. Adam gibi konuş. Seninle muhatap olacak ne halim var ne vaktim. Muro nerede? Muro benim, senden sakladığım bir şey var ama korkuyorum söylemeye. Benden korkmak marifet mi lan? Bütün İstanbul korkuyor benden. Ağzında geveleyip durma, o dilinle beraber çıkartırım söyleyeceklerini. Servet ne atlar çeviriyor? Servet örgütün yasalarını çiğnedi. Örgütü yeni katılan kadınlarla alemdeyken Polat Alemdar ele geçirmiş. Bu hadiseden ne zamandan beri haberin var lan? Ele geçmesinden mi? Bir saat oldu olmadı. Onu mu diyorum lan? Ne zamandan beri karı kız için davasını satıyor bu şerefsiz Servet? Sen ona üst düzey görev verdiğinden beri ağam. Ne ulan? Biz onu sağ kol yaptık, o kolunu bize mi sokuyor? Enformasyon saklamanın cezası nedir bilmiyor musun sen? Biliyorum. Ölümdür. Biliyorsun da. Ne diye yaşıyorsun lan şerefsiz? Servet örgüte ihanet etmiştir. Bildiği bütün yerler, başta burası değiştirilsin. Hadi! Muro nerede dedim. Hemen nereden bileyim Muro nerede? Sen bilmeyeceksin. Kim bilecek Servet? Onu söyle o zaman, gidip ona soralım. Polat Alemdar. Sen bu işleri biliyorsun. Ben senin tarafından alındıktan sonra Muro benim bildiğim yerde durur. O zaman bana söyleyeceğin bir şey yok Servet. Sıkın kafasını, ölsün gitsin. Ben işbirliğine hazırım. Hadi yap bakalım işbirliği. Muro'nun girdiği işler var. Şahsi işler. Özellikle hap işi. Bütün bağlantılarını biliyorum. Seni yakaladık diye bağlantılarını değiştirmeyecek mi? Hepsine mal dağıttık. Örgütün haberi yok. Nereye, kimi değiştiriyor? Memati, bütün bildiklerini tek tek öğrenin. Çocuklar bir sorsunlar, araştırsınlar. Nevzat da bilir bu işleri az çok. Değil mi Firmus? Gece kulübü filan. Haşa abi, yalan.
Ben nereden bileyim gece kulübü falan? Birkaç tane arkadaşım var kapıda. Ha? Onlara da sorun işte. Haplarını da elinden aldık mı, Muron'un iyice başı ağrır. Ne vuruyorsun? Konuşacağız dedik ya. Baştan söyleyeyim Servet. Yalan konuşursan ağzında diş kalmaz. Kemiklerini kırarım. Bu bizim kapının önüne seni dilenci diye koyarım. Her gün de aşağılamak için avucuna 5 kuruş koyarım. Ailesine haber verin Hüseyin'in. Emredersiniz. Gelip görsünler son bir kez. Cinayet Avrupa medyasında da geniş yer buldu. Ajanslar cinayeti ilk haber olarak verirken... Olayın Türkiye'de yaşayan Hristiyanlara karşı bunun ilk eylem olmadığı vurgulandı. Konuyla ilgili çok sayıda ülkenin dışişleri bakanlıklarınca taziye açıklamaları yapılırken bir açıklama da Vatikan'dan geldi. Gördün mü Gürhan? Cinayetten dolayı kimlerin aşağılandığını? Bunlar zaten vahşiydi, barbardı, katildi. İşte bir cinayet daha. Ama abi yazarın yazdıkları da yenilir yutulur cinsten değildi. Misyonerin söyledikleri de aynı şekilde. Sen de söyle. Sen de yaz. Yok mu ikisine de cevap vereceğim bir şeyler? Bizim cevaplarımızla dalga geçiyorlar. Biz katliam yapmadık. Biz soykırım yapmadık dedikçe... En başta bizim medyamız konuyla dalga geçiyor. Nereye yapmadık? Yapmadıysak bu kadar insana ne oldu diye. Bu da planın bir parçası. Önce aykırı sesleri bir şekilde gündeme getiriyorlar. Sonra aykırı seslerden bir kısmına ödül veriyorlar. Ülkede tansiyonu yükseltip sonra en olmayacak olanı öldürüyorlar. Ondan sonra da bunun hesabını milletimizden soruyorlar. Peki abi biz gidin dedik ama bu misyoner gidecek gibi durmuyordu. Bunu öldürürler. Gazeteci cinayetinin üstüne de tuzu biberi olur. Misyoner umurumda değil de kimlerin öldürttüğü ve kimlere havale ettikleri önemli. O misyoner ölürse ikiniz de 30 sene içeridesiniz. İsminiz çoktan kayıtlara geçti bile çocuklar. Ne yapacağız peki? Adamın bir de hayatını mı kurtaracağız? Dua edecek haliniz yok ölmesin diye. Üste Alper de sizi almaya geldi. Hayırdır usta? Asıl sen söyleyeceksin. Hayır mı şer mi Alper? Gazeteci işi mi? Yok usta. Hüseyin'i öldürdüler. Ben ona Hakan'dan uzak dur demiştim. Ben çok göz önüne çıktım. Acaba diyorum ki... Ne diyorsun? Hüseyin beni biliyordu. Abdüley de biliyor. Hüseyin ölümden korkmazdı, öldü.
Abdül'e işkenceden korkmazdı, çekti. Cem, sen bana korkusuz olduğunu mu söylüyorsun, korktuğunu mu? Nasıl yakalanmadan, açığa çıkmadan hizmetimi sürdüreceğimi soruyorum. Önemli bağlantılarına ulaş, yeni bir numara bildir. Sonra ayak altında biraz dolanma, olsun bitsin. Yakalanırsa çocuk bizi ihbar etmez mi? Benim gönderdiğim adam beni etmez. Seninkini bilmem. Davut Bey bu cinayetin üstüne gidilmesini istiyor. Türkiye için korkunç bir şey. 2007'de hala bu vahşet, inanamıyorum. Ayrıca nedir istihbarat zaafı kardeşim? Bu adamın tehdit aldığı belli. Tehlikeli bir durumda olduğu belli. Koyamaz mısınız kapısının önüne bir polis? Bu tip yayınlar devlet kademelerinde hoş karşılanmaz. Gazetecilik yapıyoruz kardeşim. Diplomasi değil. Kimler bu işte kusurluysa deşifre edilsin. Herkes bedelini ödesin. Gerekirse biz de öderiz. Özellikle istihbaratlar başkanının üzerine gidilmesini istiyorum. Kim var bu adamın arkasında kardeşim? Döneminde işlenmeyen cinayet kalmadı, o hala koltuğunda oturuyor. Efendim kızım. Efendim, Vural Bey geldi. Müdür Bey çıksın, al içeri. Peki efendim. Evet müdürüm. Var mı başka bir şey? İlanlarla ilgili birkaç konu var ama daha sonra arz ederim. Biz sana hayırlı olsuna gelecekken sen geldin Vural Bey. Buyurun. Ne hayırlı olsun Sayın Yıldız. Hakkında soruşturma açıldı. Haberim var. Ondan bir şey çıkmayacak. Başkan bu sefer beni kurumda barındırmaz. Başkan yaşlandı Vuralcığım. Emekliliğini de doldurdu. Zaten bu cinayet de ona veda partisi oldu. Davut Bey diyor ki, Vural'a söyle, hayırlı uğurlu olsun. Durum çok ciddi Kabil Bey. Gürhan denen çocuk bizzat beni öldürmek için emir aldığını söyledi. Madem emir almış, niye gelip kendini ihbar ediyor? Bilmiyorum. Bence gözdağı vermeye çalışıyorlar. Ama yine de en üst düzeyde temaslara geçeceğim. Biz sizlerin arkasındayız. Burası özgür bir ülke. Herkes inancını özgürce yaşamalı. Bunun güvencesi biziz. Teşekkür ederim, sağ olun. Hakkı, bu ne rezillik? Bir işi bitiremiyorsan söyle, ben bitireyim. Senin ihale ettiğin adamlar seni satmış.
ben size gelecektim. Cem, bu ne rezillik? Senin gönderdiğin adam gidip yalvarmış. Ne olur kaçın, sizi öldürecekler diye. Bir yanlışlık olmasın? Bir yanlışlık olmuş zaten Cem. Gürhan diye bir çocuk değil mi gönderdiğin? Abi siz nereden biliyorsunuz? Ben işimi takip ederim Cem. Sen de işini takip et. Sağlam bir adamın varsa yolla bitir şu işi. Yoksa seninle papaz oluruz. Bilirsin Cem. Papazları sevmem. Hikmet, burası mı kızın evi? Adres burası Nazif anne. Hani fakir diyordun evladım? Bana öyle dedi ama Ömer baba. Allah Allah. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, ben Gönlün annesiyim. Memnun oldum. Bizler de Hikmet'in annesiyle babası sayılırız. Ben de memnun oldum. Buyurun. Kızım, alır mısın paltoları? Peki efendim. Lütfen çıkarmayın, buyurun. Gönül, tanıştırayım. Nazife anne. Çok memnun oldum efendim. Biz de memnun olduk kızım. Ömer baba. Memnun oldum. Buyurun oturun. Ben babamıza haber vereyim geldiğinizi. Bana fakir olduğunu söylemiştin. Benim hiçbir şeyim yok. Her şey ailemin. Nasılsın? İyi misin kızım? Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? İyiyiz evladım. Tek çocuk musun Gönül? Kardeşin var mı? Bir erkek kardeşim var. Ondan haberim yok. Konusu geçmediği için söylemeye gerek duymadım. Yalvarıyorum sana lütfen be. Gönül'ün hiç mahtarı yok. Sen bu gelenleri tanıyor musun? Hayır ama. Aması ne o zaman? Hadi kızın görmüyor. Sen de mi kör oldun? Rahatsız olmayın lütfen. Kahveleri nasıl alırsınız? Bu Gürhan dedi nasıl ve kime sattı seni? Bilmiyorum. İade edelim parasını herifin. Hakan abi, kabul etmez bu saatten sonra. Bu saatten sonra parayı kabul etmez de. Bu saatten sonra adam mı vurulur ortalık karışıkken? Her şeyin bir zamanı var. Çok güçlü adamlar Hakan abi. Biz şimdi yok dersek başımıza bela olurlar. Bela mela olamazlar. Hallederiz işlerini. Ama sen bir yan yana getir bakayım beni şu adamla. Kimmiş, neciymiş? Olur abi. Kimi göndereceksin öldürmek için? Seni. Abi ben ne anlarım adam öldürmekten? Adam öldürmek adam savunmaktan kolay. Daha az terlersin. Gürhan denen çocuk niye vazgeçmiş öğren.
nereye kaçmış kaybolmuş bir bul. Bakalım bu işin arkasından kim çıkacak. Babuş, geç. Devam et. Geç. Geç. Memati. Geç. Ha bu mazot işini niye yaparsınız he? Temiz bir iş değildi bu. Derdimiz başkalarının işine çomak sokmak reis. Ha. İşin parasında değiliz. Ha Bulut'un işi miydi bu? O da var. Ama daha büyükleri de var reis. Abi tamam. Sabah da gelecek çocuklar. Eyvallah Nevzat. Ali Osman. Efendim baba. Bizim uşaklara de senelerini kapalı tutsular. Benim adımı kaçakçıya çıkarmasınlar. Bu iş para işi değildi. Racon işiydi. Öyle değil mi Memati? Öyleyiz. Televizyon tamircisiyim. İnsanlar tamir ettiriyorlar mı televizyonlarını? Yenisi kaç para ki? Mahallede olunca bozulan elektronik eşya çok oluyor. Doğrudur. Gönül'le nasıl tanıştınız? Baba anlatmıştım ya. Bir de ondan dinleyebilir miyim kızım? Tesadüfen tanıştık. İkimiz de aynı yerde soluklanıyormuşuz. Ben gittim konuştum. Sonra arkadaşlığımız gelişti. Çok çabuk gelişen bir arkadaşlık. Bizim için biraz sürpriz oldu açıkçası. Bizim için de öyle. Ama ne derler? Hayırlı işte acele etmek lazım. Sizler öz annesi babası değilsiniz öyle mi? Çocukken kaybettim anamı babamı. Nazife anne ile Ömer baba büyüttü beni. Sizin başka çocuğunuz var mı? Var. Biz evlatlarımızı üvey öz diye ayırmayız. Ama bir oğlumuz daha var. Polat Alemdar'ın ismini duymuşsunuzdur. Sizin biraz aile yapınız farklı bizden. Neyse. Buyurun dinliyorum. Alayım mı fincanı? Ben koyarım. Eski usul bir giriş olacak ama gençler birbirini görmüş beğenmiş. Biz büyüklere de... Beyefendinin görüp beğendiği doğrudur. Ama Gönül'ün görmediği, dolayısıyla hangi kritere göre beğendiği benim için soru işaretidir. Buyurun devam edin. Amacımız sürçülisan etmek değildir. Önemli olan gönüllerin birbirini görüp beğenmesidir. Yoksa gözün gördüğü gönlü aldatır. Ben bir soru işaretiyle buraya gelmedim. Biz büyüklere düşen, gençlerin zorunu kolay etmek. Allah'ın emri peygamberin kavliyle, kızınız Gönlü, oğlumuz Hikmet'e istiyoruz. Ben inanmadığım bir şeyin emriyle, tanımadığım birinin kavliyle kimseye kızımı vermem. Anlamadım. Ben Allah'a peygambere inanmam. Biz bir tebliğ için burada bulunmuyoruz. Sizin inancınız size, bizimki bize. Benim bir inancım yok. Size de yok, Allah dediğinize de. Benim kızım kör. Beni görmemiş. Bir kez olsun gözümün içine bakmamış. Şimdi gelip diyorsunuz ki, babasını görmemiş kız, bizim oğlumuzla evlensin. Niye? Beğenmiş diye. Hem de kimin emriyle? Onu kör edenin. Baba ne yapıyorsun sen? Kızınız sizi görmemiş. Ama babası olarak kabul etmiş. Siz de Allah'ı görmüyorsunuz. Ama kabul etmeyebilirsiniz.
Her inanca saygımız var. Hatta inançsızlığa da saygımız var. Ama gönül kırmaya yok. Biz müsaadenizi isteyelim. İstemeden aile arasında cereyan etmesi gereken bir mahremiyetin içinde bulduk kendimizi. Rahatsız olmayın. Ne oldu? Gürhan'ın izini buldum. Kime satmış seni? Polat Alemdar'a. Arkadaş, bu adamın elinin uzanmadığı yer yok mu? Ne yapacağız? Ben bir şey yapmayacağım. Sen arazi olacaksın. Seni 2 dakikada yer Polat Alemdar. Sedat! Buyur abi. Bana gençler içindeki en psikopatını, en gözü karasını yolla. Tamam abi. Olmuyor hocam. Israr etmenin manası yok. Pes etmeyeceğiz. Kaslar bizim irademiz gibidir. Biz onlara müsaade edersek, onlar bizi tembelliğe sürükler. Biraz kendinizi toparlayın, yine devam edelim elektroterapiye. Bana elektrik verme, ne istiyorsan yapayım. Abdül, birazcık toprakta mı yürüsen? Elektriği atardın üstünden. Kızma hemen. Yürü ki beraber çapkınlığa çıkalım. Biz o zaman masajla kasları gevşetmeye çalışalım. Uzanın lütfen. Değirmen başında vurdular beni boy. Vurdular. Evet, şimdi gevşeyin. Gevşeyin. Yeter. Tamam, tamam. İstemiyorum. Tamam. Bırakın beni. Tamam, bırak. Yok, bu böyle olmayacak Kerem. Ben onun doktorunu biliyorum. Haber vereyim gelsin. Hı hı. Vallahi çok iyi olur. Durumu kötü. Kirli tütünlü yer. Sardılar beni. Gel bakalım koçum. Nasılsın koçum? Neler yapıyorsun? Sayenizdeyiz abi. Adem, sana zor bir görev vereceğim. Şeref duyarım abi. Çok zor birini ortadan kaldıracaksın. Yaparım abi. Yanına yaklaşması bile zordur.
Onun bir tek yolu var. Sana güvenip seni sevmesi. Onun da bir tek yolu var. Polat Alemdar garibana yüz çevirmez. Öyle bir yerde karşısına çıkacaksın ki seni yanına alacak. Hem vücudu hem kendisi tedaviyi reddediyor. Biliyorsunuz hastanın iyileşebilmesi için önce hastanın bunu talep etmesi lazım. Maalesef hastamız geçirdiği travma sonucu ağır fiziksel ve ruhsal tahribat görmüş. Benim tavsiyem fizyoterapiyi psikolojik terapiyle beraber yürütmek olacaktır. Karar sizin. Abi ne yaptıysam yüzü gülmüyor. Bir de gözünü kapattığında artık ne görüyorsa sıçrayarak gözlerini açıyor. Az kalsın buraya gelmeden Hüsnü yalın kılıcı boğacaktı. Tamam. Ben konuşurum. Nasılsın? İşte. Tedavi nasıl gidiyor Abdülay? Sen buraya kadar geldiğine göre abi. Abdülay, buraya acılarını bastırmaya gelmedim. Yok farz etmeni de tavsiye etmeyeceğim. İnsana bazen yaşama arzusuna öfke verir. Bu öfkeyi içinde tutarsan, bu öfke seni ayağa kaldırmaz. Yatakta bırakır. Yatakta kalırsan da öfkenle ölürsün. Abi gözümün önünden gitmiyor yaptıkları. Zoruma gidiyor. Öldürseydi ya. Neden abi? Neden? İki silahın adresini almak için değil ya. Neden? Hayatta her şeye dayanabileceğimi düşünüyordum. Dayanamadım. Belki konuşmadım. Belki bir şey söylemedim. Belki ölmedim ama benim içimdeki insanı, insanlara olan sevgimi, merhametimi, saygımı öldürdü. Kimi görsem gırtlağına sarılmak istiyorum. Sanki içimdeki insan öldü. O yüzden ne ellerim tutuyor, ne ayaklarım. Abi, buradan ayağa kalkarsam insanlara zarar veririm. Bırak kaderimi yaşayayım. Burada yatayım. Benim örgütle bir sıkıntım yok. Benim sizinle de bir derdim yok. Benim derdim Muro. Muro demek biz demek. Muro bizden habersiz, bizden izinsiz bir şey yapmaz. Öyle kesin konuşmamak lazım. Bir şey biliyorsan söyle Bedra. Bizim para sevkiyatıyla beraber sizin toz getirme talimatınız var mı? Yok. Ya. Haberin olsun. Ben buraya yol verdim. Gerisi size kalmış. Dediğin gibi adam sizin adamınız. İster öldürün, ister daha yükseltin. Adam sizin, örgüt sizin. Ben Muro işini çözerim Bedra. Ancak
Bu para sevkiyatını bizden alman önderlikçe iyi karşılanmadı. Denildi ki Bahtiyar Ağa'nın sözü habura kadar geçer. Haburdan sonrası bizim. Para işini bizden almanız, bizi tanımamanız demek. Celal Bey ile Bahtiyar Ağa'nın emri bu yönde. Para işini size vermeyeceğiz. Ha? Sen de Muro gibi tehdit edeceksen, önderliğin bedelini öder. Senin dediğin gibi. Öyle kesin konuşmamak lazım. Ama bilirsin Bedri Ağa, Kuzey Irak'ın havası İstanbul havası gibidir. 5 dakikada değişir. Selim'e demedim mi lan ben sana? Abi ekmek parası be. Yerim ekmek parasını lan. Al lan sana ekmek parası. Durma abi. Durma abi. Ne yapıyor lan bu herif? Ne yapıyorsun lan sen? İyi misin? Abi beni niye dövüyor ki? Ben ne yaptım abi? Ben ekmeğimin peşindeyim. Adın ne gülüm senin? Adem. Kimin kimsen yok mu Adem? Yok abi. Nevzat, Adem'i bir doktora götür baktır. Sonra ofise geçin. Tamam abi. Abi gerek yok doktora. Karnım aç. Tamam. Nevzat abinle sen git, o karnını da doyurur. Sağ ol abi. Hadi. Bırak bırak onu kalsın, boş ver. Hadi. Gel. Geç. Muro seni kim İstanbul sorumlusu yaptı? Siz ve önderliğin tasarrufu. Peki sen ne yaptın Muro? Her ne kadar önderliğe layık olabilmek için mücadele ettiysem de emrimdeki servet kodatlı hainin emellerini ve eylemlerini geç deşifre ederek davama ihanet ettim. Önderliğe sunabileceğim öz eleştirim budur. Lan Muro, servet mi toz getiriyor? Kendi başına, bir başına. Sadece toz getirmekle kalmıyor. Bu servet denen devrimci ahlaktan yoksun, emperyalist uşağı hain, örgütümüze katılım göstermeyen kadınlarla düşüp kalkıyor. Aynı zamanda şahsi menfaatleri doğrultusunda manipüle ettiği bir kadını örgütün siyaseti dışında hastaneye intihar eylemcisi olarak göndermiş. Muro! Bu kadar şey oluyordu da sen neredeydin? Ben de önderliğin emri doğrultusunda insan ve organ ticaretiyle meşgul olurken aynı zamanda önderliğin stratejisi doğrultusunda halka eğitmek ve yeni katılımlar sağlamakla uğraşıyordum. Servet nerede? Servet Kodatlı haini aldığım sorguda bütün bu suçları itiraf etmesi üzerine infaz ettim. Burası mı?
burası. Görünürde DVD VCD satılır bu dükkanda. Hem uyuşturucu işinin merkezlerinden biridir, hem de korsan işinin. Altında büyük depo vardır. Uyuşturucu, hapı, mapı, DVD kaplarının içinde çoluğa çocuğa verirler. Mal almak için şifre ne? Şeytan diye bir film var. Onu isteyeceksin. Dükkana kim bakıyor? Savaş diye bir çocuk. Yolda birini. Merhaba. Merhaba. Şeytan diye bir film bakıyordum. Hap mı istiyorsun? Toz mu, ot mu? Hap lazım bana. Bekle. Anne, ben babama ne kötülük yaptım ki? Kızım üzülmeni istemiyor daha sonrası için. Hani çocuğu ailesini tanımıyoruz etmiyoruz ya. Tanısak ne olur tanımasak ne olur anne. Beni bu halimle kabul etmiş. İnsanlara bir de hakaret edip gönderiyor. Neymiş? Kızım üzülmesinmiş. Başkası artık beni üzemez anne. Beni o kadar üzdü ki. Beni artık kimse üzemez. Gönül. Yalnız kalmak istiyorum anne. Bir tamirci parçası için ailene yüz mü çeviriyorsun? Gidin başımdan diyorum size. Benimle düzgün konuş. Yeter artık, yeter lütfen. Anlatmayacak mısın abi? Eren, gelmeyin üstüme, anlatacak bir şey yok. Kovulduk, kapı dışarı edildik. İyi de abi, kızın ne günahı var? Benim ne günahım var Eren? Selamünaleyküm millet. Aleykümselam. Allah'ın selamı Gergin. Herkese almak farz. Boş boş konuşma Nevzat. Zaten canım sıkkın. Yeğenim sen şöyle geç otur. Hayırdır birader, ne olmuş bu gergine? Bu gelen delikanlı kim Nevzat? Tanrı misafiri, yolda bulduk. Polat abim yolladı. Ne zaman geliyor Polat? Ben ne bileyim gergin. Birader, biz seninle tanıştık mı? Araban varsa abi, cam silerim ben. Belki oradan. Ne oluyor birader? Yat lan!
atlat! Az akıllı olun oğlum. Bak şuna. Arkadan dolaşmıyoruz. Çekilin. Sizi yaşatmazlar. Siz kimin malına çöktüğünüzü biliyor musunuz? Kimin lan? Mura'nın mı? Mura var ya, adamın ciğerini söker. Hapçıya bak Memati. Çekmiş malı konuşuyor. Bunu ayıltmak lazım. Bundan sonra bir tane okulun önünde, parkta, bahçede çocuklara uyuşturucu satılmayacak Memati. Sen mi öldürdün gazeteciyi? Ben öldürdüm. Niye? Yazdıkları canımı sıktı. Silah nereden buldun? Satın aldım. Zenginiz yani. Yok, silah ucuzdu. Kimden aldın silahı? Dolapdere'de birinden. Tanımam etmem. Kim emretti sana öldürmeni? Ben vatan haini için kimseden emir almam. Hakan hariç, değil mi?
Hakan kim? Buyurun. Biz Hristiyanlık hakkında bilgi almaya geldik. Tam yerine geldiniz. Geçin. Hoş geldiniz. Buyurun, oturun. Hanginiz papaz? Benim. Yat yere! Yat! 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 Yere, yat, yat. Artık gidin buradan. Kimi dininize davet ediyorsanız kilisenizden edin. Buradan değil. Artık yeter ortalığı karıştırdınız. Alo abi. Biz adamları yakaladık. Ne yapalım? Tamam abi. Emniyetten gelip alacaklar bunları. Ne biçim adamlar yolluyorsun ki? Bir işi beceremiyorlar. Bir de yakalanıyorlar. Pusu atmışlar abi. Yedirtme lan pususunu. Her şeyi söyleyeceğim mi lan illa? Gidin bakın pusu var mı yok mu diye. Yürü. Dayım diye söylemiyorum Elvan Hanım. Bu Halil dayımın eşi benzeri yoktur yeryüzünde. La Erhan. Halo'ya ne oldu da Halil Bey olduk? Güzel kadınların yanında halo olmaz dayı. La'lar lo'lar yok artık. Halil Bey, Elvan Hanım, yeğenim Erhan. Erhan Bey nasıl öz yeğeniniz değil anlamıyorum Halil İbrahim Bey. Aynı sizin gibi cana yakın, sıcakkanlı. Elvan Hanım, yeğenim değil o. Ömrümü yeğenim. Aa, lütfen Halil Bey. Biz burada Elvan Hanım'la baş başa konuşuyormuşuz gibi rahat konuşuyoruz. Sen dinlemek istemiyorsan kulaklarını kapat. Nerede kalmıştık Elvan Hanım? Bu Halil Bey çok zariftir. Kadın dilinden anlar. Kadın gönlünden anlar. Vallahi öyle diyorsunuz ama Erhan Bey. Diğer hemşireler şikayetçi. Hiç konuşmuyor, yüzü gülmüyor diye. Cevap istiyoruz Halil Bey. La ben hiçbir şey duymadım. Ne cevabı? O
O zaman dayım adına cevap veriyorum. Onlar demek ki sizin kadar güzel olmayan hemşireler. Benim servise çıkmam lazım. Allah razı olsun. Sen çıkmasan ben çıkacaktım Elvan Hanım. Bu yeğenim iyidir, hoştur da adamı rezil eder. Hiç de öyle değil. Ben Erhan Bey'den sizinle ilgili daha çok şey öğreneceğim. Dayı, bu iş tamam. La nereye tamam Erhan? Beni yaptın kart zampara. La ne bu? Hele saça sakala bak. La sen şu alnımdaki cızgıları görüyor musun? Hı? Kaç diyor? 60 diyor. Lan bu yaşta utanmadan böylesi açılmamış gonca güle bakana teneşire gelesin denir. Başka bir şey denmez. La bir de herif yaşına bakmıyormuş gibi mahpusluğunu da unutmuş. La tam teneşirlik. Elvan Hanım çok güzel bir hanım. Allah bahtını güzel etsin. La benimle varacağı güzel bir son yok. Gönül bu dayı. Belli mi olur? Hiç sordun mu kıza senin gönlün var mı diye? Mazlum nedir durum oğlum? Muru ne kadar hap satan, korsan satan, kaçak göçek işte adamımız varsa tepesine binmişler. Lan Servet. Lan Servet dedektöre mi denk geldin? Her şeyi ötmüş zurna. Depoyu ne yaptınız? Onu kurtardık Muru. Eğer bu Servet'in yaşadığı bir ortaya çıkarsa önderliğin elinden bizi kim kurtaracak mazlum? Kurtuluşumuz yok Muru. Var var. Murun'un her zaman bir planı vardır oğlum. Ben ne eder eder o Servet'in kafasına sıkarım. İçeride adamımız var Muru. Oğlum birine ifade verdik diye şimdi hepiniz ifade mi soruyorsunuz lan Muradan? Çekil karşımdan! Yine! Mazlum! Temiz bir telefon bulun bana. Tamam abi. Sen kal. Ulan ne demekti doğum günü? Baba, arkadaşlar benim için parti yapıyorlar. Ula ben sana demedim mi? Siyasetten uzak duracaksın, partilerden uzak duracaksın diyene. Baba, bu senin bildiğin partilerden değil. Babanın bilmediği parti yoktu. Benim burada kazandığım paraları gidi karılarla mı yiyeceksin? Selamun aleyküm reis. Aleyküm selam Memati. Memati, sen hiç yaş günü ettin mi? Etmedim. Hayırdır reis? Ha bu uşak değil ki ben yaş günü edeceğim. Ya ben etmiyorum baba, arkadaşlarım ediyor. Başlatma şimdi öyle arkadaşa. Bir şartla yollarım seni. Ha bu Memati abiyle bile gideceksin. Reis, bin tane iş var başımda. Ben gidemem yaş günü, kuru günü. Çoluk çocuk eğlendirmeye. Bir git bak arkadaşlarını gör de kulaklarını çek. Durma orada canım. Hem seni görünce hesabı da az yazarlar. Bir de karlar senden korkar. Ha bunun yanına gelmezler de. Gidemiyorum yaylaya, yaylaya, yaylamaya.
12 seneden beri düştüm kara sevdaya, düştüm kara sevdaya. Senin adın ne delikanlı? Adem. Ne iş yaparsın sen? Pek bir iş yapmam abi. Aman ne iş yaparsan yap, sakın tamirci olma da. Hayırdır Hikmet? Seninle konuşmam lazım. Kaç saattir bekliyordum. Konuşalım. Sen geç, ben geliyorum. Nevzat abin nerede? Dışarı çıktı abi. Biraz işi varmış. Doyurdu mu karnını? Evet abi. Allah razı olsun senden. Estağfurullah. Abi anam babam öldü. Amcalarım dayılarım var İstanbul'da ama onların evinde de 12 kişi nüfus. Zaten kardeşlerim de onların yanında. Bir de ben yok olmak istemiyorum. Sokaklarda da halimi görüyorsun. Kimseye el açmak da istemiyorum. Bana bir iş versen de yapsam. Ne iş yaparsın? Neye kabiliyetin vardır? Ne iş olsa yaparım abi. Müsaade edersen abi, burada senin hizmetinde çalışayım. Pürmüz, Adem'i ocağa göster bakalım. Çay yapabiliyor mu? Baş üstüne abi. Abi sağ olasın. Bu elini hiç unutmayacağım. Memati abi, gerçekten eğlenceye çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde davetin bana ilaç gibi geldi. Çok teşekkür ederim. Gevezelik etme Erhan. Bakıp çıkıp gideceğiz. Nevzat çocuklarla kalır. Abi, kaç gibi çocuğu buradan evine götüreyim? Nevzat, çocuk dedikse altını ıslatmıyor. Eğlencesini bitirince götür işte. Memati Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Osman Bey'in masasına mı katılırsınız? Ayrı masa mı açalım? Yakınında bir masa aç. Hay hay efendim. Ali Osman'a bak. Siz bunu ne koruyorsunuz? Bunun Nevzat'ın korumasına değil. Daha şeffaf bir korunmaya ihtiyacı var. Sizi buraya alabilir miyim? Şöyle buyurun efendim. Abi hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Eyvallah gülüm. Sen bak keyfine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Abi anlamıyorum ki. Biz niye böyle piyade bölüğü gibi oturuyoruz da kadınlarla oturmuyoruz? Erhan, çok kadınla oturmak istiyorsan Ali Osman'ın masaya yanaş. Vay be Erhan. Bu gece de buradan boş çıkarsan yazık sana. Beni strese sokma Nevzat. Ne zamandır yer altındayız. Paslanmışız. Şimdi git. Biriyle tanışmaya bahane bul. Onu güldür. Sonra telefonunu al. Sonra çağır bırak. Sonra uygun bir mesaj at. Sonra cevap gelmesin. Şiş şiş şiş. Sonra aç telefonu fırça at. Erhan kafayı mı yedin? Böyle kadın mı tavlanır? Heh. Vay. Kompetanı konuştu. Nasıl tavlanır Memati abi? Oğlum gidersin, seni istiyorum dersin, mevzu biter. O ne diyecek? Hı. Ben sana dinleyeceksin demedim ki. İsteyeceksin alacaksın Erhan'ım.
senin de bu dediğine gelecek bir kadın olsun. Ben de etek giymezsem Erhan değilim. Eteği giyip abinin karşısına çıkacaksın ama. Çıkacağım. Ya senin dediğin olmazsa? Olana kadar her gün bir kadına gidip bunu söyleyeceğim. Seni rezaletin benden büyük abi. Memati baş reddedilir mi? Hı. Tamam, anlaştık. Abi, bugün ters hava teneffüs ettiniz. Kafalar iyi galiba. Kadın üstüne iddia mı olur? Oğlum, sizin bu abartmalarınız beni bitirdi. Nedir bu kadın, 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 kadın? Her işin bir raconu var. Madem bilmiyorsunuz, öğrenin. Öğret abi. Hadi seni görelim. Seç birini. Yok, her şeyin bir zamanı var. Ben sizin gibi paçoz kadınlarla mı muhatap olayım? En güzeli hangisiyse o. Bana bakıyor, ne yapacağım? Ne yapacaksın? Bırakacaksın, bakacak. Benimki de bana bakıyor. Sıkma canını be Hikmet'im. Ben kolay kavuşan aşık görmedim. Kolayında zorunda değilim. Aşk ya da sevda diye iddialı konuşacak değilim. Kaldırdım Ömer Baba'yı, oraya kadar götürdüm. Adam bana hakaret etti. Ömer Baba'ya hakaret etti. Yetmezmiş gibi bir de kızına kör diye hakaret etti. Ah ulan. Yanarım yanarım ben o adama, haricen tanımadığıma yanarım. Yoksa ben ona diyeceğimi bilirdim ya. Babam tam dişine göre adam bulmuş. Seni de aradan yakmış Hikmet. Tabii canım. Ömer Baba'ya ne? Adam Allah'a inanmıyor, peygambere inanmıyor. Sabaha kadar konuşsunlar. O niye inandığını anlatsın, öbürü niye inanmadığını. Annem ne dedi? Beğendi mi kızı? Vallahi öyle bir darbe yedim ki. Kız nasıl, beğendi mi Nazife anne diyecek, yüzüm mü kaldı? Peki kızla bugün konuştun mu? Aramak istedim de arayayım ne diyeyim? Onun beni araması lazım değil mi? Hikmet sen boş ver babamı, ben seni seviyorum diye. Olur mu öyle şey Hikmet? İnsan bir aramaz mı, ne durumdasın, iyi misin değil misin diye. Diyene bak. Senin sevdiğin seni 3 sene öldü bildi. Allah Allah. Ne var oğlum? Hiç değilse ben yanındaydım kızın. Çok yanındaydın. Ne dememi istiyorsun? Sen bana onu söyle. Çıkar ağzındaki baklayı. Usta, bu işler memleket kurtarmaya benzemiyormuş. İnsanın ciğeri yanıyor. Yüreğim sızlıyor. Gözüme uyku girmiyor. Aklımda o, fikrimde o. Bir görsen. Vallahi sen de ne dediğimi anlarsın. Seversin kızı. Hikmet, sen sevdikten sonra bana o dünyanın en güzel insanı, kadını, yengesi, kardeşi. Ama gülüm. Amalı mamalı konuşma Allah aşkına. Peki Hikmet'im. İşin zor. Ama ben senin hep yanındayım. Ben çok kötüyüm be usta.
Otur Nevzat. Kızla konuşmaya gidiyor. Sen nereden gördün abi? Ders bir. Kimseye bakmayacaksın, herkesi göreceksin. Mehmet abi, seninki boşa düştü. Hadi git. Ders iki, beklediği anda değil, beklemediği anda gideceksin Erhan. Abi, ben müsaadenle çıkıyorum. Nereye? Abi, bir kız tavladım, onunla eve geçeyim dedim. İyi, bak keyfine koçum. Nevzat, sen bu uşağı takip et, eve girsin öyle dön. Tamam abi. Çocuklar, ben çıkıyorum. Hayatım, ben kaçıyorum. Ne yapıyorsun? Bulut seni öldürür. Ben ondan izinsiz bir şey yapmam. Sen işine bak. Bunun geleceği yok. Ben de çıkacağım. Sen bekle. Ben gördüm sana baktığını. Görüşürüz canım. Hadi bay bay. Bir tane daha. Hayır, teşekkür ederim. Ver bakalım birer tane daha koçum. Emredersin abi. Teşekkür ederim ama ben kalkacağım, içmeyeyim. İçme o zaman, önünde dursun. Adın ne? Gamze. Sizin? Sen benim adımı bilmiyor musun? Hayır. Adımı bilmeden mi bakıyorsun bana? Ben bakmadım sana. Ben yalan mı söylüyorum? Sen baktın diye baktım. Niye baktığımı biliyor musun? Niye? Seni istiyorum. Böyle konuşarak istediğin hiçbir şeyi alamazsın. Bugüne kadar alamadığım hiçbir şey yok. Benimle böyle konuşamazsın. Ben kadınımla böyle konuşurum. İzinsiz kalkıp giden kadına da kadınım demem. Otur. Vay ana, eteği giydik giyeceğiz. Abi teşekkür ederim, geldik. Eyvallah baboş. Sen sabah çıkarken haber ver. Ben gelir alırım seni buradan. Abi gerek yok. Biz de biraz biliriz bu işleri. Bilirsin bilmezsin. Emir buysa arayacaksın o kadar. Tamam abi. İyi geceler. Buyur canım. Hayatım, içecek ne var evde? Ne istersen var. Aman getir işte bir şeyler. Yatak odası nerede? Yukarıda. Gel.
Acelen ne tatlım. Getir bir şeyler de ağzımız tatlansın. İyi ki doğdun Ali Osman. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Abi beni öldürme. İnsan doğum gününde ölür mü Ali Osman? Hele otur. Pasta yediremedik. Bari elma ye. Şimdi uzun ve sağlıklı yaşamanın sana yollarını anlatacağım. Her gün sabahları yeşil elma. Al. Akşamları al. Kırmızı elma yiyeceksin. Sonra haftada en az iki kere boş yatmayacaksın. Daha sonra da hiçbir şeyi kendine dert etmeyeceksin. Yani ben Memati abime ihanet ettim. Onun mazotlarını, tankerlerini ihbar ettim gibi bir stresi vücut kaldırmaz. Maazallah kalpten ölürsün. Değil mi Ali Osman? Evet abi. Ne iş yapıyorsun? Modelim. Ayda kaç para kazanıyorsun? Değişiyor. Ortalama? 15 bin. Bazen daha aşağı, bazen daha yüksek. Ben sana veririm o parayı. Bırakman kendini. Ben sana mesleğini bırak dersem sen ne dersin? Çok denedim bırakmayı da. Nüfus kalabalık, ölüm az. Ne yaparsın? Mecbur ölene kadar devam. Korkma. Eve iş getirme adetim yoktu. Ya sen beni beğendin mi? Göre mi seçiyorsun kendine? Öyle beğendili meğendili, köleli möleli konuşmak yok. Ben ne beğenmediğimle konuşurum ne de köleyle. Kadınımsın dedik bir kere. Başka? Baştan şartları sıralayayım. Öyle zırt pırt aramak yok. Ben seni aradığımda telefonla cevap vereceksin. Ivır zıvır yazı okuyamam. Mesaj işi yok. Gezmek, tozmak yok. Arkadaşlarınla tek tek tanıştıracaksın. Gözümün tutmadığıyla görüşmeyeceksin. Sen hakikaten beni yanlış anladın. Benim işim var, gücüm var. Paraya da ihtiyacım yok. Benimle böyle konuşan bir erkeğe hiç ihtiyacım yok. İçki için teşekkür ederim. Müsaadenle ben kalkıyorum. Tabii ki kalkabilirsin Gamze. Memnun oldum. Abi ne oldu? Tamam o iş Eren. Sen istersen eteğin rengini seç. Alo,
Söyle gülüm. Bulut, bu adam manyak. Ben bunu da yapamam. Şşş. Doğru konuş arkadaşım hakkında. Ne oldu anlat bakayım. Bu geldi. Etmediği hakaret kalmadı. Seni beğendi mi beğenmedi mi? Kadınımsın dedi. Kölem olacaksın dedi. Gamzeciğim. Artık geçmiş olsun. Konu bitmiştir. Ya mematininsin ya da toprağın. Arabamı alabilir miyim? Arabanızı veremeyiz hanımefendi. Ne demek veremeyiz? Nemati Baş'ın kesin emri var. Olur mu öyle terbiyesizlik canım? Taksi çağırın bana. Taksi de yok efendim. Taksi! Hay aksi. Üşüme. Hadi bin. Aferin baboş. Çayın da mı iyi? On numara çay yapmışsın. Afiyet olsun abi. Aklına yaz. Polat abi şekersiz içer. Çayında kahvesinde. Mevati abinin keyfi yoksa sakın bir şey içer misin deme. Onun dışında ne versen içer. Abdüleş şu sıralar yok zaten. Onun neyi nasıl içtiğini bilmiyorum. O her şeyi gizli içer. Pürmüz içmesin zaten. Erhan'a gelince. O dışarıda sipariş veriyor. Rahat ol. Bellemiş bir Chino Mino Cappuccino. Kese kağıdından kahve içiyor. Gören de Spartalı değil, Löşetelli zanneder. Abi Löşetel nere? Oğlum sen de hiç Avrupa bilmiyorsun. Burada yükselmen zor. Bak şurada reisin haritası var. Löşetel, Bordeaux, Manchester United, Juventus, Paris Saint Germain. Avrupa'nın en büyük şehirleri. Günaydın abi. Günaydın. Abi seni şeyden aradılar. Derinciler abi derinciler. Başkan randevu vermiş abi. Saat 10'da görüşelim demiş. Buyursun makamıma bekliyorum demiş. Başka bir şey demiş mi? Sevgi saygı ne olsun abi. Serveti koyun bir arabaya hepimiz çıkıyoruz. Tamam abi. İyi misin Adem? İyiyim abi teşekkür ederim. Adem 10 numara çocuk abi. Bana emanet. Ben yol yordam usul erken öğretirim abi. Borlara marlara götürme de Nevzat. Yok abi yok. Vallahi Pürmüz'ün iftirası. Alo. Tamam. Nemat abi. Tankerleri organize yakalamış. Ne diyorsun sen Nevzat? Abi limanda tankerler yüklendikten sonra 2-3 kilometre ileride çevirmişler. Malayır koyup şoförü almışlar. Yine mi Hakan çöktü Nevzat? Yok abi. Bu iş resmi bu sefer. Kim sattı o zaman Nevzat? Şoförler mi? We'll be right back.
Müsait mi? Sizi bekliyor, buyurun. Hürmet, siz burada kalın. Tamam abi. Başkanla görüşmek istedim. Seninle değil Murat. Dinliyorum Polat Alemdar. Başkan az önce emekliye ayrıldı. Yeni başkan benim. Seninle konuşacak bir şeyim yok. Belki benimle konuşacağın bir şey vardır.